Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biz şimdi böyle kalktık, kahvaltımızı falan yaptık, duşumu aldım, hazırlandık. Birkaç yapılacak işlerimiz var bugün. İkra oyun grubuna gidiyor, dün de gitti. Şimdi bugün saat 1'de değil mi? Evet. 1'de İkra'yı götüreceğiz, ondan sonra az böyle... Bekleriz, 2 saat bekleyeceğiz. 2 saat mi oluyor? Bugün 2 saat. Aynen, 2 saat bekledikten sonra birkaç yapılacak işlerimiz var annemle. Hani eşyamızı falan toparlayacağız. Araba da bitti. Hakikaten araba bitti. Bir evet. Tane şey kaldı. O da önemli bir şey değil. İnşallah izine de az kaldı. Öteki ay herhalde 24'üydü değil mi? Evet. Allah nasip ederse işte yola çıkacağız. Belki erken de olabilir. İkrar da çok seviniyor. Değil mi? Ne yapacaksın Türkiye'de? Oynayacağım. Ne oynayacağım? Kum kalıbı. Sen yüzeceksin mi orada? Evet. Nasıl yüzüyorsun sen? Şimdi nereye gidiyorsun? Söyle ben nereye başladım de. Okula. Okula mı başladın? Arkadaşlarla oynuyor musun sen? Evet. Aferin. O zaman arkadaşlar biz şimdi yola çıkıyoruz. Arkadaşlar Teddy'den böyle... Medin mi buna? Boncuk. Boncuklardan aldım, bir de ip aldım. Şimdi kendime böyle kolye yapacağım. Bir de bilezik. Güzel oluyor, ben seviyorum. Bir de bilerek demir almadım. Çünkü demir suya falan gidince şey oluyor. Kötüleşiyor mu? Bizi kokuyor ya demir, ondan en iyisi böyle tahtadan. Dur kızım, dağıtma. Sana da aldı baba. Sana da aldı ya, senin nerede? Sana da aldım. O da... Kapalı o. Kapalı değil mi? Onu açmayacağım daha. Boncuk. Boncuk var. Arkadaşlar bileziğimi yaptım, bu da kolyem, böyle oldu, baya güzel oldu. Şimdi çadırım hala burada böyle duruyor. Bunu toplamam gerekiyor çünkü çimen de altta saralıyor. Bugün Allah'tan yağmur yağmadı, kapalı yağmadı. Şimdi bunu toplamaya çalışacağım. Bunlar da hala ıslak böyle. Yağmur yağdı kaç gündür. Bir de dün ikranın bisikletine ışık falan almıştım. Onu takmıştım, onu da göstereyim. Baya güzel oldu. Çok da sevindi. Gördüğünüz gibi burada da benim arabanın parçaları hep burada böyle. Adam onu ben demiş miydim bilmiyorum. İlk bir tane almıştım zaten böyle hava lastiği. O işte bozuldu. Adam bize parayı da vermedi. Geri iade de yapmadı. Yani yeni parça da göndermedi. Onu şimdi avukata vereceğiz. Bu da işte ikranın pisteti. Buraya böyle süs yaptık. Şöyle şişekten. Sonra bir de böyle Işık falan taktım. Bugün tarafın arkada da var. Gece falan sürerken hani ışığı olsun. Ondan sonra arabamda kışlık lastikleri çıkardım. Yastıkları taktım. Ondan sonra gösteririm. Sadece arabamın yıkanması gerekiyor. Bayağı batık arabam. Aslında onu da göstereceğim.
Tek şimdi arabamda işte bir tane Getriebelager var. Onda oynuyormuş. Onu bakacağız. Herhalde bu hafta gideriz şeye, arabayı kaldırmak için alttan bir bakacağız. Ondan sonra işte o zaman bitti arabam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arabam oldu. Ondan şimdi bebek arabasını falan alacağız. Tekerlerini de bir gösteririm nasıl oldu diye. Arkadaşlar bir de biz şimdi böyle yürüyüşe çıkacağız. Bir gün esiyor. Mikrofonu da getirmemişim. Ondan ses kötü olursa kusura bakmayın şimdiden. Hallo Zehra. Hallo. Nereye gidiyoruz? Yürüyüş mü yapacağız? Ya şimdi böyle yürüyüş yapacağız. Bir de arabalara bakarız. Favi var bunlarda. Bakalım neler gelmiş. Belki bir araba buluruz. Evet. Gezerek gidelim. Arabama doğru şimdi ilerliyoruz. Arkadaşlar ne arabaymış ya. Hep bir ilgi istiyor ya, değil mi? İlgisi kalamıyor. Bir anını yapıyorsun, bir anına bir şey oluyor. Hep böyle bir ilgileneceksin. Ama iyi oluyor, benim hoşuma gidiyor. Gördüğünüz gibi jantları taktım. Bayağı güzel. Bunları ama Türkiye'de yaptıracağım. Çünkü ün tarafıyla böyle kaldığımlara değmiş. Ondan böyle yara almış. Onları tamir ettireceğiz inşallah Türkiye'de. Bir de bir cila çektireceğim arabaya, tamam. Gül gibi olur herhalde inşallah. Açık değil mi? Aslında arabada şey var. Keyless go. Bu arabalar da hep bozulduğu için o da çalışmıyor. Onu da Türkiye'de yaptıracağım. Ama onlar pahalı oluyor herhalde. Gördüğünüz gibi daha buraya da içini çıkarmıştım hepsini. Oldu mu? Alabildim. Dur, şemsiye takıldı. Tamam. Burayı boşaltmışım hepsini. Çünkü daha bir takılacak şeyler var. Mesela şunları falan inileyeceğim. Ondan burayı daha takmadım. Onlar da geldi mi o zaman tamamlarım. Araba da baya baktı. Bir süpürüneceklerini saniye. Yardım evet. Edersin galiba. Çocuklardan bilmiyorum artık olacak mı? Doğ. İkimiz yapacağız. Arkadaşlar şimdi böyle ilerliyoruz. Şuraya yeni evler yaptılar. Reihenhaus. Türkçe'de ne deniliyor? Böyle birleşik evler yaptılar. Yani müstakil. Müstakil. Ama hiç asası yok. Şu gördüğünüz karşıdaki ev. Kaç tane sığdırmışlar? 4 tane değil mi? 4 tane hiç garajı da yok. Bunu bile kaçtan sattılar? 400 binden değil mi tanesini? Evet. Basına çok küçük ya. Baya küçük. Hiç bahçesi de yok zaten. Arkasında da yok bahçe. Yok. 400 binden direkt herkes aldı. Hemen gitti. Ya hemen gitti. Arkadaşlar biz şimdi şeye bakıyoruz. Biz kira arıyoruz ya, daireye de bakıyoruz. Belki daire bulursak ucuzsa daire de alınabilir değil mi? Evet. Mesela böyle 80 bine falan bulunursa, ama zor, 80 bine bulunmaz. Ama hani bulunursa aslında öyle şey de alınır. Kira öder gibi ödeyeceksin. Biraz önce baktım 150-170 bu civarlarda. 3 oda bile değil, 2 oda. Evet. Bak şurada ev var ya, karşıdaki görüyor musun? Evet. Ta ne zamandan beri boş. Orman olmuş, orada işgiciler yaşıyor. Ya belli bak. Kimin olduğu belli değil. Ta küçükten beri böyle bu ev. Baksana hiçbir yanı böyle, her yeri kapalı, ot olmuş. Kapı açık ama. Ya çünkü işgiciler yaşıyor orada. Her tarafı orman olmuş. Baksana oha, garajı da gözükmüyor artık. Giriş şurada garajı var ama gözükmüyor. Evin girişi hiç görünmüyor, kapı baksana. Bu ev yıkılması lazım. Oha, ev, vallahi hiç ev yok değil mi? Ev şurada, hemen ev arıyor, dibindeymiş. Baksana çok berbat olmuş. Az gözüküyor. Bu tam orman. Evet. Şimdi şöyle Favya'ya doğru bir gidelim bakalım, belki bir Passat bir şeyler buluruz herhalde. Şöyle tek bakmıyor, şimdi bu arabayla gideceğiz izine. Evet. İnşallah. Ben zaten bu arabayı artık satmam ya. Değil mi? Her şey yenilendi. Aynen, araba sıfırlandı ya. Bakalım hayırlısı işte. İzinden sonra ne yapacağız daha bilmiyoruz.
Kira da bulamadık halen. Zehra da mızırlandırıyor çünkü uyuyacak değil mi? Kendi ya kendi nenni yapıyor. Evet. Emiz kalmıyor ya buradan biraz. Evet. Bayağı uyuduydu, uyandı. Herhalde yine uyuyacak. Evet. Aslında bir gün hava da güzel olacaktı değil mi? Güneşli gösteriyordu. Evet. Hiç güneş yok. Ama kapalı ya, ben anlamadım. Hiç sevmiyorum böyle olunca. Yukarısı parlıyor gibi gözümün şey oluyor. Ya böyle sis var gibi değil mi? Evet. İzin hazırlığı da yavaş yavaş başlayacak. Çok ya, seviniyorum ben. Sen? Ben de. Sen gelmeyeceksin. Ben kendim gidiyorum. Git. Şey şu camımız da değişse bir onu düşür. Evin hali biraz. Ya bir de o var ya. Hey yer toz duman lan. Hep camı kapattık mı açtık mı toprak dökünüyor. Evet. Camın önüne kadar temizlerse temizleyelim. Camı açıp kapattığımız anda kafamıza dökülüyor. Evet. Kira da işte bulunmuyor. Çok zor burada. Evet. Çok zor. Geçen işte bakmaya gittik. Anlatmış mıydık onu? Anlat. Şimdi hatırlamıyorum ama şurada kısaca söyleyeyim. Geçen bir eve gittik. İşte o da 4. kattı. Evet. İki çocuklarla oraya çıkmak da zaten berbat. Ama evin içi aslında fena değildi değil mi? Evet. İyiydi yani. İyiydi. 3 odaydı ama değil mi? Evet. Biz 3 odadan da vazgeçtik. 4 olsa daha iyi olacak. 4. 4 lazım ya valla. Çünkü ben kendime hani kendimiz için bir ekstra bir oda olması lazım. Eşyaları koymak için. Böyle bir hobi odası gibi. Aynen. Çünkü yatak odasının olmuyor. Çok kötü oluyor öyle. Ekstra bir oda olacak. Şimdi 4 oda aramaya bakıyoruz. Oda daha bir zor bulması. Dayım günün çıktığında şey yapabilirdik ama işte. Evet onların iyiydi aslında ama onlar da 3. kattı. Yine sorun değildi de. Ben 3. katına çok takılmadım. Nasıl değil saniye şu 2. kata çıkmak bile adamı yoruyor. Bilmedi ben daha çıkacaktım. Ya sen çıkarsın. Etmeyeyim. Ben 1. kattan bulayım da geldim orada. 1. kat daha iyi tabii hemen. Eşya falan taşıyınca hiç yorulmadan. Neyse hayırlısı. Bak şu evin çatısını inlemişler görüyor musun? Siyah. Bir video çekelim dedik. Trafik birden çoğaldı. Bak şu ev var ya güzel bir saniye ya. Değil mi? Çatı nasıl fark ettiriyor? Yanındaki ev de aynı. Evet aynı ama çatı kötü olunca evde kötü evet, gibi. Boyası kötü olunca evde kötü. Hatta onun camı plastik herhalde ama önemli değil bile camı. Evet. İleride de bir tane ev var kiralık hatırlıyor musun? Rhinehouse. Evet ona kaç istiyordu? 1000 mi aylık? O civarda ama içi çok kötü. Tamam aslında sorun değildi ya. İşte. Aslında iyiydi ben sana dedim orayı alalım diye o zaman. Sen istemedin. Kötü deyip durdun. Hani bir yandan tamam o adam için yapmış oluyorsun. Ama yine şey. Yani. Ama yine de büyük evde oturmuş oluyorsunuz. Kiraya da kendin yapıyorsun hepsini. En azından büyük evde oturmuş oluyordun bahçeli falan. Müstakil yani. Evet daha iyi olur. Ucuzdu bir de şeyi kirası. 1000 euro mu neydi herhalde? Şu evler işte. Şuradaki evler arkadaşlar karşıdaki. Olta, oltadaki olması lazımdı değil mi? Yolun karşısındaki de mi? Tahtaydı üstü böyle. Evet yolun karşısındaki. Evet tahtayı işte yeşil boyamışlar. Evet. Öyleydi. Aslında fena değildi 3 katlıydı de. 1000 euro vallahi beleşti. Ama neyse artık o da gitti. Ta ne zamandı ama ya? Birkaç sene oluyor herhalde. İki evet. Sene mi? Bir sene mi? İki olmuyor. Ama 1000 euro vallahi iyiydi. Laminatı falan para mı sanki ya? Laminat döşeyecektin, boyayacaktın. Tamam. Ya işte ondan şey yapmadım. Ama bayağı hani resimler tamam kötü gözüküyordu. Değil mi? Bayağı bir kötü durdu. Tatlısı falan da çok kötü galiba. Bilmiyorum. Ya biz böyle düşündük hani şimdi başkası için niye ev yapalım. Evet. Ama sonuçta kendin oturuyordun aslında. Neyse bu geçti artık. Foy'a yaklaştık bakalım. Tekrar uyudu biraz. Uyudu değil mi? Evet onu o şeyin ninnisini söyledi. Hep böyle uyuyor. Bak şu Focus'lar da güzel bunda böyle. Bunlar da baya güzel ama fiyatı uçuk bunların. Bu nasıl araba?
galiba. Şu? Evet. Scirocco ya. Ben hiç sevmiyorum bu arabayı. Tuhaf duruyor. Aynı golf gibi tek bir bastırılmış arkası, biliyor musun? Evet. Benim hiç hoşuma gitmiyor. Burada böyle çöplük yeri var. Çöpleri hani çimen falan biçince buraya getiriyorsunuz. Hani böyle bir kenara atamıyorsunuz. Bak millet şalısını kesmiş. Getiriyor oraya dökmeye. Hepsi yazıyor. Metali. Evet, demir falan hepsi ayrı. Bunda böyle hepsi ayırıyorlar hep. Bak şu BMW de güzel. Beşlik. Şurada da böyle şey var. Fayans falan satıyorlar. Hiç girmedim buraya ama burada eskiden başka bir şey vardı. Evet, burada araba parçası vardı. Kapanmış o. Bu da işlemiyor gibi. Ya bu da kapatır yarın. Çünkü kim buradan alsın ki? Buraya hak et. Kimse gelmez ya. Büyük yerler de yakın çünkü. Evet. Yürüyüş de güzel oluyor ya. Bunları ben çok seviyorum. Evet, güzel. Hepsi yakın evet. Ya. Evet. Bir taşınamadık buraya ya. Her gün buradayız ama. Evet. Burada bak şurada Tiguan var bir tane. Şimdi bir girelim. Aha, Mercedes de var. A-Class herhalde ya. Bu... Bak şu renk güzel bak. GLA'mış. Bordo rengi var orada bir tane. Hangi? Çok güzel renk. Koyu rengi kırmızı. Güzel de boş paket ama. Ya rengi güzel. Ben rengini neden? Araba dolu olacak aldım mı? Ben öyleyim arkadaşlar. Hani böyle arabalar oluyor ama işi boş oluyor. Ben öyle sevmiyorum. Fiyatı tamam ucuz oluyor ama boş olduktan sonra ne diyeyim o arabayı, biliyor musun? Ekstraları olacak. Sani Altium var işte. Shooting Break. Bak çok güzel. Arkası bakarsa duruyor ya, güzel duruyor. Evet, bakalım. Volkswagen Altium Shooting Break 2021 model. 17.000 km'de 200 PS. Fiyatı da 40.000 euro. Bahalama ya. İçi böyle. Arkadan baya güzel ha. Bu araba zaten benim çok hoşuma gidiyor. Böyle sedan güzelmiş sen. Sedan geniş. Ya bu aynı CLS Shooting Brake gibi. Evet, aynı. Bunlar 30.000'de de var internette. Ama bilmiyorum, 30.000 veresiye kadar CLS alırdım gibi geliyor bana da. İşte, o fiyata. Ama bu tabi daha teknolojine. Bu CLS'in 2016 model falan oluyor. 2015. Bu da 2022'di herhalde. Böyle bir şey olması lazım. Golf var. Bunlara hiç bakmayacağım çünkü tek şöyle güzel arabalara bakalım. Şu Mercedes'e bakalım gel. Ama o da GLA. Yine bir fiyatına bakalım gel. Ben hiç sevmiyorum A modellerini. Hiç sevmiyorum. GLA 180 2019 model. 44.000 km'de 122 PS. Fiyatı da 25.000 euro. Bunun da içi böyle. Çok gözükmedi ama yine gözüktü. Jantlar baya güzelmiş. Arkadan böyle. Evet. Bu ama bir yenisi. Hani aynı kasa, makyajlı tek. Hani tampon bak, egzozu yok. Abimde egzoz var. Ama güzel ya. Tiguan'la baya güzel. Bunların her R modelleri baya güzel. Bunda içi böyle. Volkswagen Tiguan 2.0'lık motoru var. 2021 model. 87.000 km'de 150 PS. 30.000 euro. Ama şeyi düşük. Gücü düşük. 150 PS'likler iyi değil ya. 190 olması lazım. Ya şöyle devam gidelim. Öteki tarafta daha bunlardan çok var. Orada şey, evet, ön tarafta. Burada şimdi böyle tek polonlar falan var. Öteki tarafa gidelim biz. Şu ön tarafa geldik. Şu karşıdaki Tiguan'a bak. Giriyor olan. Er paketli bir de. Şurada da yeni Passat var. Çok kötü etmişler değil mi? Grill mi almış onu? Evet, Passat olması lazım bu. Altını grill neden öyle? Öyle yaptılar artık. Bunun içi böyle. Fiyat ama bilgi falan yok. Oha, arkadan bak saniye. Baya değişik.
Böyle güzel. Tamam, arkası yine iyi ama ön tarafı hiç olmamış bu arabanın. Ablemi çok bozmuşlar ya. Evet. Önü çok kötü. Vallahi çok kötü etmişler. Siyahlığı çok yapmış. Evet, plastiği değil mi böyle? Evet. Ama ışık güzel olmuş. Işık da eşit yapmış ama o dikkat çekiyor. Işık dikkat çekiyor. Bir de araba sanki küçülmüş gibi. Bir önceki sanki daha şey, daha büyük gibi geldi bana. Tuhaf var, beyaz tutuyormuş. Evet. Renk ama şu Tiguan'a bak saniye ya. Tiguan güzel. Bu renk, bir de siyah detay yapıyorlar ya her şeyi. Tatlı, güzel. Çok güzel oluyor. Tatlı dedin, keskin duruyor. Keskin diyecektim, yanlış dedim. Ama tek şunu hiç hoşuma gitmiyor aslında diyeceğim. Bu da Volkswagen Tiguan Old Space 2.0'lık motoru var. 2023 model, 11.000 kilometrede. 7.500 kilometrede, 200 PS. Fiyat tam 65 bin euro. Çok uçuk. Tamam, 2023 model ama yine çok pahalı. İçi böyle. Bak şu detayı hiç hoşuma gitmiyor, gel. Şurasını böyle basit bırakıyorlar, şu plastiği böyle. Bu aslında böyle krom ya da siyah olacak, parlak siyah. Şununla bir resim. Elimde de böyle şeker var arkadaşlar. Bu işte böyle parlak siyah olacak. Favide hep böyle bırakıyorlar bunu, çok kötü oluyor. Eskiden yapıyorlardı böyle krom ya da siyah. Şöyle yapsana bir aynısını. İşte. Ama araba yakıyor ya. Benim çok hoşuma gidiyor. Hemen yanında da böyle Golf var. R. GTI. Rengi de bunun da bayağı güzel değil mi? Bunun içi böyle. Bu da Volkswagen Golf 2.0'lık motoru var. TSI. 2023 model. 3500 kilometrede 300 PS. Fiyatı da 43 bin euro. Bu şekilde böyle. Ya tabi evet, Old Space. Şu beyaz da güzel bak, bu da Old Space. Ama o renk gri daha güzel. Uff, baya iyi ya. He bak, bu da, buna yapmışlar böyle krom, görüyor musun? Evet. Bunu diyorum. Bu olması lazım ya da bunun siyah. Tek şu şeyi bıraktılar mı çok kötü duruyor. Bak şunda mesela. Tek şöyle yaptılar mı çok kötü oluyor. Evet. Bayağı iyi ya. Benim Tiguan'lar hoşuma gidiyor ya. Zaten abim de var ya. Arkadan da böyle. Bunun fiyatı kaç? 40 ya, 50 bin euro. Çok uçuk ya. Bak şu Passat güzel saniye, görüyor musun? Gül gibi Passat'ı bozmuşlar. Evet, bu. Bak bu güzel. Bak bunu ayırmış. Plakayı büyütmemiş. Evet. Çok büyük. Bir de er olsaydı. Evet, eğer olsaydı daha iyi olurdu. Bu da Passat, 2.0'lık motoru var, 2023 model, 21.500 kilometrede, 200 PS, fiyatı da 47 bin euro. Bunun içi böyle, çok gözükmüyor içi, çünkü yansıma yapıyor. Arkadan da böyle, dört çekişliymiş. Valla bu modeller güzel, bir tane internette bulduk ya, Zilba, 18 bin euro, full paket. Bir de tek 107 bin gitmiş. O baya güzel. İkisi de güzel. Tamam, Tiguan yüksek araba, SUV. Ama bu da fena değil ya. Hele benim bulduğum modeli gördün sen değil mi? Evet. Airline'lı falan böyle çok güzel. Evet. İnternette Tiguan'lar da o kadar pahalı değil. İkisi de güzel ama Tiguan alsak daha iyi olur. Hani. Harcamızdan değil, hani alsak olsaydık Tiguan alırdık değil mi? Baksana güzel bu ya. Bayağı güzel. Şu arkada bir tane Audi var. Eski model, gel bakalım ona. Audi A4. Of, saniye bak şu Audi A6'lar da pahalı değil. Değil mi? Onlar da şunlar. Önü güzel, kalın böyle ya. Evet ama kombisi olacak. Bu limuzin. Rengi nasıl bu? Mor gibi bir şey, kahverengi gibi de. Şey ya, koyu kırmızı. Bu yeni gelmiş. Bordo. Fiyat yazmıyor. Saniye, arkadan bak sen buna. Çok güzel bir araba bu. Asya'ya da benziyor değil mi? Skoda'ya. Evet. Superb'e benziyor. Biri ot içiyor. Evet. Biri vallahi ot içiyor. Küçücük Audi A4. Ben bunları hiç sevmiyorum. A6 varken bunu niye alsınlar ki böyle ya, bilmiyorum. Zaten aşağı yukarı aynı fiyat oluyor ya. Çok kirlenmiş. Oo, çok batak. Bu yeni gelmiş zaten. Bunu temizlerler bir güzel değil mi? Evet. Görüyorsun değil mi arabalar nasıl geliyor? Batık batık geliyor, temizliyorlar. Mis gibi oluyor. Nasıl öyle? Yani. Gerisi de buradakine böyle Tiroklar.
Bunlar zaten benim hiç hoşuma gitmiyor. Bunlar tam böyle kadın için değil mi? Küçük değil mi biraz? Evet. Ya bunlar böyle işte tatlımsı böyle. 30 bin euro diyor ama. Bir sıfırlık motor mesela bunda. 30 bin euro. Hiç vermem ya. Şu Taygo'lar bir çıktı. Taygo değil mi bu? Evet. Bunlar da fena değil. Ama küçük işte. 27 bine küçük oluyor. Yani 27 bine ne arabalar alırsın. Sat hiç olmamış. Aslında fena durmuyor gibi de alışmak lazım herhalde. Burnu gibi görünüyor. Ablemin olduğu yere bir tane daha grill yaptı. Ya grilli çok ince, neydi? Çok inceltmişler. Orada grill işte grilli inceltmişler, çok kötü olmuş o. Yütseymiş iyi olacaktı. Aslında büyük bırakmışlar, tuhaf olmuş. Evet. Ama alışmak lazım. Mesela BMW de grilini büyüttü ya yeni modellerinden. İlkten böyle bir tuhaf gibiydi ama şimdi böyle benim çok hoşuma benim gidiyor. Benim hoşuma gidiyor, kalındırıyor. Ya benim önceden de hoşuma gidiyordu ama şu insan beğenmedi onu. Çok evet. Böyle şer yedi biliyor musun? Hiç kimse beğenmedi. Ama bayağı güzel duruyor. Bak şu arkada Ford var. Orada bir tane pickup var. Ya da onlara bakıyoruz arkadaşlar. Ha ileride. Evet mesela Mercedes'in X modelleri böyle pickuplar. Onlar da güzel, ucuz onlar da. 250'lik motorlar. Ömer de iyi. Ya bir de 25 bine falan var Mercedes'in. 30 bine de var. İşte onlar nasıl bilmiyorum. Tavsiye ediliyor mu? Hiç bilmiyorum. Ama böyle şeyler benim hoşuma gidiyor arabalar. Pickup. Hele bir de arkası kasalı oldu mu daha iyi. Böyle üstü kapalı. Ha, evet ben. Of, o baya güzel ya oradaki. Büyük bayağı. Gel bakalım mı ona bir? Bakıyorum. Arkadaşlar işte bu da Raptor'muş bu. İşte saniye bununla gideceksin izine. Ya da bunların Dodge'u biliyorsun değil mi sen? Evet. Gösterdim ya V8 motorlu. Ya. Ondan alacaksın. Baksana. Bayağı iyi ya. Ford da iyi. Ya Ford da iyi de ama bilmem ben Ford hiç hoşuma gitmiyor o kadar ya. Ama bu araba tabi güzel, fena değil. İç falan böyle. Arkadan da işte böyle. Eşya yüklemek için bayağı güzel. Shift egzozlu. Fiyat yazıyor mu? Yazmıyor değil mi? 50 binden aşağı değildir ya bu. Ama bayağı güzel. Valdır ya, kesin valdır. Plakalıymış zaten. Elin arabasına baktı. Adam gördüyse bunlar ne diyor demiştir. Neyse. Ama satış yerine koymuş. Ya öyle yapmış, bilmiyorum. Plaka da var üstünde. Şurada bir tamirhane var, tamirci var. Bu tarafta böyle bilmiyorum ne var, boş galiba. Boş. Bir şey yok. Burası böyle çok bir işte soğuk değil. Evet. Burada bir şeyci var ama çalışıyor mu bilmiyorum. Çalışmıyor herhalde, kapanmış gibi de. Bu tarafta da böyle tüfçü var. Geçen zaten tüf yaptırdık arabaya, kaç para almıştı ya? 150 dedi. 150 değil mi? 150 euro ya, tek tüf için. Allah'tan bir şey de hani çıkmadı. Görünürde arızası yok zaten. Ya hayır, araba gerçekten iyi. Aslında arızası, hiç arıza yok ki arabada. Tek şu ermatik bizi bir şey etti. Aslında bir şey de değil. Değiştirdik oldu. Tek arada bir ses yapıyor. Ayarlanması işte. Bir, evet bazen hani böyle nasıl diyeyim, derin çukur ya da aç böyle yol çıkıntı oluyor ya. Tümsek gibi ama öyle şey tümse, böyle dişli tümsek. Hı. Öyle olursa onun üstünden gittin mi arada böyle bir tak diyor. O da neyden kaynaklı bilmiyorum, her şeyden olabilir. Neyse onu da artık bir şahesine bakacağız. Tamirciyi arayacağım. Böyle ermatiği ayarlayan biri varsa oraya götüreceğim. Hiç yok da değil mi? Yok. Hiç kimse yapamıyor. Demin aradım. Şey yapılacak. Ne deniyor Türkçeden ya? Şu bu Einstellung. Şerit ayarlaması. Hani düz gitsin diye araba. He. Nasıl diyeyim? Tekeri yemesin diye işten. O yapılacak. Orayı aradım dedim hani. Ermati'yi de ayarlayabiliyorsunuz mu diye. Yapmıyoruz dedi. Ayara da tek ayara 150 euro istiyor da. Tek ayar hiçbir şey etmiyor. Makineye bağlıyor. Bir vida açıyor hani şey diyor düz olsun diye. Evet. Sıkıyor bitti. 150 euro. Dehşet ya.
Ya pahalı ne? Şu an burada çok trafik var. Sesimiz belki duyulmayabilir ama duyulur herhalde. Şu arabaya bak saniye. Burada bir değişik araba var. Tesla sandım. Aa üstünde kamera da var böyle. Tesla sandım. Gördün mü kamerayı saniye? Gördüm. Şatısında. Kaç tane kamera var? Ne biçim araba bu ya böyle? Fena değil ama. Çin yapıma benziyor böyle değil mi o taraf? Şuna bak çok ince. Ayağı mı güzel olmuş. Değişik. Arka dolu böyle Porsche Taycan'a benziyor. Kopyalamışlar. İlgi çekiyor ama böyle. Evet. Çekiyor. Ama ben hiç elektrikli arabaları sevmiyorum. Sadece Tok'u beğeniyorum ben. Evet. Tok gerçekten güzel bir araba ya. Binmeye nasip eder inşallah Allah. Türkiye'de görmüştük değil mi? Geçen sene baya güzel ya. Çok güzel araba ya. Direkt ilgi çekiyor böyle. Buraya bir arabamı getirmem lazım. Arabayı bir güzel yıkamam lazım. İzin öncesi. Sen de yardım edeceksin ama. Baya temiz. Ben koltukları sökeceğim. O ün koltukları sökeceğim. Burada mı? Burada değil. Annem gün oldu. Komple bir altını falan böyle güzel silizlemiş büzeceğim. Şey de var. Makine de var. Islak buhar değil ıslak çekiyor ya. Ha, suyu çekiyor. Evet güzel böyle içini tertemiz yapacağım. Sonra bir de buraya geleceğim o yıkama yerine. Güzel bir köpükleyeceğiz böyle. Zaten izinden önce mutlaka bir araba yıkamıyor. Ya o aslında boşa yıkanıyor çünkü yine batıyor. Evet. Arabada yemek yendi mi bitti iş. Hayır dışı da çok batıyor. Ya dışı evet dışı aslında o kadar önemli değil. Çünkü yolda işte dediğin gibi sinek minek çarpıyor ya, tam leç oluyor. Oha bu arabaya bak saniye. Porsche'ye benziyor da. Tek orası benziyor. Başka burayı bir şoförde yapmışlar hiç olmamış. Evet çok tuhaf bir araba. Çok önü daha çekiyor. Evet elektrikli güne. Elektrikli arabalar neden böyle değişik yapıyorlar modelini? Çok ya çirkin yapıyorlar. Anlaşılsın diye mi bilmiyorum. Bu çok harika benziyor. Saniye bak şu Q7 baya güzel değil mi? Yağmıyor. Q7 nasıl? Yani büyük. Bunlar benim çok hoşuma gidiyor. Ama Audi bilmiyorum çok sorun yapıyor diye biliyorum böyle Stoya keti Türkçeden şimdi ne denir? Motor arızası hep veriyor diye biliyorum. O 3 sıfırlık motorlar mesela bujilerde falan böyle bir sorunlar oluyormuş. Yağmur da yağıyor. Şimdi. Vallahi yağıyor. İyi ki kapatmışım arabanın camını. İkradan kalmış şemsiyemiz vardı. Güneşlikle şemsiye. Evet hiç kullanmadık onu o kadar değil mi? Evet. Olmadı mı? Hı. Sen onu yanlış yapmışsın. Neyi? O düz duracak. Evet öyle çünkü. Şey şu tam oturmuyor ondan. Ya onu yanlış yere taktık da ondan oturmuyor. Şöyle dursa iyi mi böyle? Tamam iyi. İyi. Çok yağmıyor ya. Şurada da böyle BMW var. Aslında büyük arabalar arka tarafa koyuyorlar ama oraya şimdi girmeyeceğiz. Şu ön tarafta da var birkaç tane. BMW de hiç bilmiyorum ya. BMW böyle güzel araba ama böyle bilmiyorum insan böyle bir çekiniyor gibi. Benim mi? Evet. İçiyorsun mu insan? Bak şurada üçlük var bir tane en paketli. Fena değil. Bunları zaten biz çekmiştik önceden değil mi? Çok eskiden çektik. Mesela böyle bir tane 5-30 üçlük de değilmiş. Beşlikmiş. Üçlüye benziyor. 5-30 2021 model 185 piyas fiyatı da 52.000 euro. Böyle kısacına geçelim. Buradaki üçlük. Böyle mavi renk. Bunun içi böyle. Şöyle arkadan bakalım. Arkadan da bu şekil böyle. Hemen şuna bakalım. Karşıda bir tane C-Class gördüm. BMW 320D Gran Turismo 2020 model 72.000 kilometrede 190 PS fiyatı da 29.000 euro. Şunun fiyatını demiş miydim? Unuttum.
Unuttum vallahi, dedim mi hiç bilmiyorum. 51.990. 52.000 euro şu beşlik. Bu da 29.000 euro. Gelsene, şurada bir tane C-Class var. Bakalım bir ona. Aslında var ya, en temiz araba. Tamam, Mercedes E-Class'dan başlıyor. Gerçek Mercedes bineceksen E-Class'dan başlıyor. Ama hani en sağlam böyle C-Class. Ama küçük de mi? Ya küçük ama böyle bunların böyle 2 litrelik motorunu alacaksın, tertemiz. Sorunsuz gider, biliyor musun? Ya sorun o değil, arkada 3 çocukla, 2 çocukla. Ya tamam oluyor. Küçük ama fena durmuyor bak. Aile arabası bir de. Üçlü de full cam. Vallahi güzel saniye. AMG paket yok galiba, ya da var mı? AMG paket mi oluyor bu bilmiyorum, şimdi bakarız. Ama S80. Bu da Renault motoru galiba. Bunlar da çünkü Renault'un motoru oluyor. Hani bilmiyorum şimdi bunlarda mı? AMS kullanıyor tabii Renault'un motorunu. S180 2018 model 57.000 kilometrede, hiç gitmemiş. 156 PS, fiyatı da 27.000 euro. İçi de bu şekil böyle. Koltuklar yarı deri. AMG paket yok bunda ya. Arkadan da böyle. Baya fena değil. Bu fiyata E-Class alırsın ama yeni modelini. 2019, 2020 model. AMG değil, AMG başka oluyor. Ama yine fena değil. Ya çirkin oluyor. Ya minileri hiç sevmiyorum ben. Çok dandik araba onlar. Onlar hep bozuluyor diye biliyorum. Saniye, şurada bir tane BMW var. Gel bunu alalım bak. İki çocuklu güzel gideriz. Bak bundan güzel izin yapılır. İki çocukla. Nasıl? Güzel. Yazın üstü de açılıyor ne güzel. Ben nasıl bineceğim? Tamam işte, bagaja binersiniz. Koltuklara bak, baya güzel. Bu sadece ikimiz için bu. Evet. Ya bunların dört... Ben de bindirmez. Dört kişilik de oluyor bunlar. Set dörtmüş bu. S-Drive 20i. 2021 model, 197 PS, fiyatı 37.000 euro. Bunlara bakın, bunlar çocuksuz aileler. Ya öyle de. Ya da emekli, para, hayatın tadını çıkarmak isteyenler için. Şimdi böyle diyeyim, bunu Alasya'ya kadar gider altılık BMW alırım. Bir tane böyle güzel altılık alacağım, dört kapılı, cüllop gibi ama onlar da işte. Yani bayağı büyük oldu. Ya güzel duruyor değil mi, tatlı duruyor. Ya bunun ünü büyük olması arabayı zaten güzel yapıyor. Mercedes'in de böyle bir modeli var. Unuttum, artık SL mi oluyordu? Bunun içi boş mu şimdi? Motor var içinde. O kadar büyük motora. Vallahi bilmiyorum artık, herhalde öyle. Dizaynı böyle ya. Bu güzel. Ün tabutunu uzun yapıyorlar. Araba yani böyle bayağı güzel gösteriyor. Altılık alacaksın, mis gibi bineceksin ama onlar da işte dediğim gibi bilmem, sorun yapar mı, yapmaz mı? İnsan ondan korkuyor. Bak gerçekten araba almak kolay, gider alırsın ama iyisini bulmak zor. Evet. O insanı işir ediyor, biliyor musun? İyisini bulmak yoruyor. Ama dediğim gibi o yeni E-Class'lar 2019-2020 model 27.000'e, 25.000'e, hatta 20.000'e bile var. Boş paket alırsan ama dolu 27.000'e bile var. Hadi 30.000 diyelim. Ya işte kararsız kalıyor. Ama onlarda da genellikle hep ermatik oluyor. Hani hava şey oluyor. İstemiyorum ben havaya. Ben hava... Çok masraflı. Ya masrafını geçtim. Yapıyorsun, takıyorsun. Yine böyle istediğin gibi olmuyor. Böyle bir ayar yapılacak artık. Bilmiyorum ne sorunu var. YouTube'da baktım, biliyor musun? Adam dedi, bir şey değiştirdin mi? Böyle bir ayar yapılıyormuş. Bilmiyorum ne ayarı. O olmadı mı araba iyi şey etmiyormuş. Hani istediğin gibi gitmiyormuş diyordu ama hiç bilmiyorum işte. Ondan bak, sen sorun. Bak bana bırak küçük bir tane Golf ya da Polo. Ben Golf Molf almam seni. Sana alalım. İşte ben onunla çocukları okula götürüp getireceğim. Sen neye biniyorsan bin. Neye, hangi arabanın derdiyle uğraşıyor? Büyük arabayla uğraş. Evet. Ben dert istemiyorum. Bir de ermatikte işte böyle sorun var. Çok parçadan şey oluyor, biliyor musun? Çok parçası var. Mesela hava yastığını değiştirdin diyelim. Bir de başka parçalar var, zenzolları. Onda bir tane bir kontak oldu mu o bile yetiyor arabayı şey etmeye, biliyor musun? Evet. Çok parçalı çalışıyor sistem. O
O yüzden sıkıntı. Bir arkası bir önü var. Zenzoru çok. İşte. Çok zenzorlu çalışıyor. Ama neyse. Ben şeye baktım, CLS'lere baktım, shooting brake'lere. 2016 model. Onların ermatik olmayanları da var. Ben onu almayı düşünüyorum. Birkaçını değiştiririz. Valla şunu alacağız, bunu alacağız diyoruz. Kaldık orada da. Ama bu arabamı satmayacağım, duracak. Sen onu bin bak, ben sana vereyim onu. Arada çıkarırsan? Ne çıkaracak, sen niye? Yolda koyarsan? Yolda niye koysun araba? Bilmiyorum, güvenemedim ben hiç. Niye bu? Şu havası olduğu için hiç güvenemedim. Sen araba niye yolda koysun? Motorunda sıkıntı yok ki. Hiçbir yanda sıkıntı yok ki. Hani Allah bilir, her araba bozulur. Ama bu model arabalarda motorları sağlam. Ya ona güvencim sonsuz. Beni şu hava sinir ediyor. Ben şu havayı sevmedim. He, sen şey mi diyorsun? Yolda koymaz ki. Bozulsa bile gidiyor ki araba. Gerçekten. Tek iner aşağı. Bir tarafı, hangi tarafı artık bozulursa. Ama araba yine gidiyor, yolda kalmazsın ki. İyi, ben kullanayım. Ama değiştirdik saniye, daha neresi bozulsun? Dördünü de değiştirdik. Sen yenildin ama. Araba yesin oldu. O zaman sen onu bana devret. Sen bak al onu, senin üstüne yapayım. Yap onu. Ben de gideyim kendime CLS'imi alayım. Tamam, anlaştık. Tamam ama izinden sonra. Şey, bir yeri falan çizik olursa karışmayacağım. Ya olsun, ne olacak? Benim arabam bak araba. Dur, Türkiye'de yaptıracağım jantını mantını, bak böyle kaldırma falan vurayım deme. İşte tam da onu diyeceğim. Kaldırma çıkmam. Kaldırma dikkat ederim de. Hani şey, bir şey olur çizilir falan. Ya o kadar olur artık. O benim arabam olduğu için sana sözleşmeyecek artık. Ama janta dikkat et. Passat'ta en önemlisi jant bak gerçekten. Passat'ta da yaptırdın jantı. Tamam, kendin ben... şey yaptın, bozdun. Ona da arkadaşlar gerçekten dönerci göz yaptı arabaya. Her döneri yemeğe gittiğimizde orada bir adam var, onun da var aynı araba ama onunki 3 litrelik motorlu, hani büyük motorluydu. Ama hep diyordu ki senin araba çok güzel. Satarsan bana sat. Her gittiğimizde diyordu. Lütfen bana sat. Sen kendine başka araba alırsın diyordu, değil mi? Kapıdan girmeden arabayı soruyordu. Arkadaşlar arabayı park ediyor, öyle bakıp duruyor arabaya. Gözdeydi. İşte çok göz yaptı. Bir de hep böyle üstelik ki lütfen bana ver, lütfen bana sat. Satarsan beni unutma numarasını bile verdi. Ne zaman o dönerciye gittik, arabaya bir vallahi şey yaptı. Bak her gittiğimizde geldiğimizde jantın hep bir şey oldu, değil mi? Gittik, dönüşte hep bir şey oluyor. İşte geçen o araba varken daha gidiyorum, yol az böyle dönüyor. Ne oldu, ne gitti bilmiyorum, pat kaldırma. Komple jant gitti. Evet, yeni janttı. Onu bir de Türkiye'de yaptırmıştım işte o zaman. Ama neyse ya, hayırlısı. Boşver. O jantlar duruyor, arabayı sattık, jantları satmadık. Duruyor, babamın arabasına taktım. Arkadaşlar şimdi böyle bir sokağa girdik. Burada bizim bulduğumuz bir ev var, halen satılmadı. Bak biri var orada. Evet, biri var. Satıldı mı acaba? He, ben geçen o kadını gördüm. Vallahi gördüm ha. O kadar yaşlı değilmiş. Değil, ben de içeride gördüm kadını. Gerçi buradaki yaşlılar o kadar yaşlı gözükmüyor. Ev hala internette duruyor, 300 bin euro. Biri bakıyor herhalde şu an. Evet. Biri bakıyor. 300 bin euro hala, satılmamış. Bize satıldı dedilerdi değil mi? Bankayla mı ne uğraşıyor demişti. Evet, rezaviyat demişlerdi. Bak biri bakıyor. Bakıyorlar. Yok ya, 300 bin çok pahalı böyle. Tamam büyük, 165 metrekare içi. 165. Bahçesi de 700 müydü? Asası yani 700. Garajı falan mis gibi, içi de yapılı. Bu şekilde böyle. Aslında temiz ev ama 300 bin de bilmiyorum çok be. Çok pahalı ya. Bunun faiziyle nereye? Ya işte faiz bitiriyor. Kaç kişi bakıyor? Ya temin yapmışlar. Evet, randevu oluşturmuş. Evet. Satılmamış. Yok ya, 300 bin bilmiyorum, çok pahalı. Evet, yeri de gıcık böyle. Şatısı da eski. Evet, yeri de iyiydi. Bence o evi var ya, Almanlar vermek istediler. Alman da almayınca şimdi böyle yabancılara vermeye çalışıyorlar bence. Bence öyle, çünkü kaç kere uğraştık termin için. 2-3 hafta uğraştık. Ya. Evet. Ama iyi ki de olmadı, boş ver. Evet, 300 bin çok pahalı ya. Sen ne diyordun, deminden bir şey dedin.
Bizim eskiden var ya. Evet. Oraya tekrar yaz dersen gir oraya dedim. Bırak orayı ya. Orası tam ölüydü ya. Orada nasıl yaşadık bilmiyorum. Bargasla diyorum oraya girer miyim? Kulaşacağım falan yoktu. Bir odaydı değil mi o? Bir oturma odası, yatak odası. Evet. Bir dakika bütün odalar oturma odası. Bir de öyle bir eski iki ölü iki içi. Dışı da ölü, içi de ölü. Rutubet vardı çok fena. Ya onu zaten yaşayamadık o anda. Bak şu adam evin çatısını yenilenmiş, görüyor musun ev nasıl duruyor? Evet, çok fark oluyor değil mi çatı değişince? Evet, ev yenileniyor resmen. Ha, çatı büyük bayağı bunun. Evet. Bak çatının kiremitlerini değiştirmek pahalı değil. Onu değiştirirsin biliyor musun ya da boyarsın. Ama o sistemi komple izolasyonu falan yaptırmak, komple tahtası falan onlar değişiyor. Çok pahalı oluyor o zaman. Çok acayip pahalı oluyor. Yalıtma işte. İşte. Para o biliyorsun. Ama mis gibi ev oluyor o zaman. Yaptırdım hepsini. Camları falan değiştireceksin. Ama tahta da fena değil değil mi? Tahta çünkü şu böyle tahtayı beğenmiyor ama tahta böyle aslında lükse geçiyor bence. Evet şu evde mesela. Değil mi böyle tahta böyle bir nasıl denir? Böyle evi daha böyle bir şey gösteriyor. Kaliteli daha böyle bir lüks gösteriyor bence. Bence de. Plastik yapıyorlar böyle, o da böyle çok dandik duruyor ya. Yerin, tamam bak bu ölüyor. Bu böyle çok ölmüş bir de. Kara bir tahta. Evet. Adam hiç bakmamış. Ben olsam ilk bir bahçeyi böyle bir güzel yapardım. Mesela bahçe full. Kim yaşıyor da bahçeyi bölmüşler? Düzgün perde bile takmamışlar. Bahçeyi bölmüşler. Belki iki kişi yaşıyor. Olabilir. Bir tuhaf bir. Şimdi en güzel evi göstereceğim sana saniye. Nasıl ucuzsa ev yapılır. Herhalde öyle bence. Bilmiyorum. Çünkü ev tek çatıdan ulaşıyor. Ha orayı diyorsun. Çatı evi. Yerden üste kadar çatı. İnsan onun için odası nasıl acaba? Baksana. Onun hiç bu odası kullanışlı değil. Ben de niye öyle bir şey yapmışım? Ya ucuz oluyor böyle bilmiyorum. Ama bütün çatıyı yalıtımla yapsan kaç para masraf edeceksin? Sen de çatıyı tek bir kere yapıyorsun, önemli değil ki. Ha, doğru. Çünkü bak hiç şeri yok, duvarı yok. Çatı tek çatı. Mi? Yerden aşağı kadar çatı. Evet. Bence ucuz oluyor böyle. Çünkü hani ekstra bir duvarı yok. Tek çatı. Çatı mesela dedim ya sana 60 bin falan biliyorsun. 60 bin çatı gerisi. Şey şeklinde şey yapmışlar. Çarpı gibi. Çatı iki tarafa da full. Bir tuhaf olmuş. Garajı da öyle. Garaj daha bir tuhaf. Neyse. Beğenmişlerdir. Yani şimdi herkesin zevki farklı biliyorsun. Belki hoşuna gitti ilkten, şu an mutsuz olabilir. O da olabilir. Ama şu karşıdaki ev benim hoşuma gidiyor. Ya o güzel. O boy sırasına geçmiş gibi orada. Ama güzel. Benim valla böyle evler hoşuma gidiyor. İş yeri de var, kuaförü de varmış aşağıda bak. Evet. Oldan para geliyor demek ki oldan. Aslında iyi bir şey değil mi? Ev aldım aslında direkt dükkan yapacağım böyle. Arka yine yaptılar, onlar bayağı güzel. Şu takvillalar. Gidelim mi oraya? Gel onu gösterelim. Bak evet. Türkiye işte öyle ev yapacaksın. O evler bizim çok hoşumuza gidiyor. Çok modern böyle, çok lüks duruyor. Evet, bu 2020'de falan yaptılar bunu. Evet, yeni yapıldı daha. Buradayken. Ama böyle işçilik, böyle evin görünüşü, böyle kalite çok böyle belli oluyor değil mi? Evet. Sonra hemen karşı aynısını yaptılar. Evet. Tabii evini yaptılar. Belki çünkü ikisi de iş yeridir. Akraba da olabilir. Olabilir, şu aynısı. Çünkü tümden aynı yaptılar. Kadın ne güzel bahçeyi yapıyor bak. Güzelmiş kadın ne camı. Evet. Şey cam çok hoşuma gidiyor. Değil mi? İçi böyle gözüküyor, çok güzel oluyor. Büyük bunun da. Doktorlar için yaptı ama büyük. Ya ev büyük. Bir de bu tarafını aldın mı? Üf, villa. Ne yapacaksın onu? Vallahi mis gibi olur. O kadar büyük evi. İşte geldik bak. Ben bu evleri çok seviyorum. O arsayı alsaydık böyle bir ev yapılırdı biliyor musun? Ama dediğim gibi çok pahalı oluyor ya. Nasıl edeceksin? Faizler yüksek olmasa. Ama eve bak. Türkiye işte böyle yapacağım bence. Türkiye'de böyle genellikle kat kat yapıyorlar değil mi? Evet. Bir de şey Türkiye'de onu çok yapıyor. Altı küçük üstü büyük. O da çok kötü oluyor. İkinci katı alt bak katı böyle büyük. Altı büyük üstü küçülüyor. Evet.
Ne daha güzel duruyor. Baksana ya evin şekline ya. Bir de yanında garaj var. Bu garaj değil. Az sonra geleceğiz. Tertemiz ya. Alt katına falan hiçbir yerinde bir kutusu yok. Bak şu yağmur suyun nedeni boruyor. Demirden böyle. Yamuk yumuk da değil böyle hani kaliteli. Ve Türkiye'de hep dikkatimi çeken şu evin alt kısımları çok hasarlı oluyor. Kırık dök falan böyle. Baksana şeyini garajına. Tertemiz yaptılar. Çok güzel. Zaten burada gerçekten hani. Mesela bak şu eski eve bak sana hiç hata güzel yok. Duruyor, değil mi burada? Hiç hata yok. Bak bu da çok güzel duruyor. Ha. Garajı o taraf. Heh, diğeri de burada. Bunun taşı işlenmiş. Açık renk. Evet biraz evet açık. Bu açık renk. Bu rengi solmuş gibi duruyor. Öteki daha iyi değil mi? Evet. Boyası gitmiş gibi duruyor. Aa bak bu da tertemiz oldu. İki garajlı. Bayağı güzel. Mis gibi. Güle güle otursunlar diyelim. Bu ev de büyük. Ya. Değil mi? Güle güle otursunlar. Allah herkese nasip etsin inşallah. Herkes olur inşallah. Bu karşıdakiler de baya hiç bakımsız bayağı duruyor. Evet. Ama yine kaç senelik ev sahne düşün. Kaç senelik 100 yaşından daha fazladır bu. Bak şu ev de güzel sahne. Baya büyük de uzun gidiyor. Baya iyi. Buna 300 bin falan ister. 400 bin çeker buna. Evet. Öteki ev gibi aynı o bizim demin baktığımız evet, 300 binlik. Ama bu daha güzel şekilde duruyor. Ya. Çünkü bütünlüğü var bunun. Bir de bu bak böyle bakım etmiş. Tam şatısı eski. Ama yine böyle bakımlı duruyor bu. Şimdi kuzenim bir tane ev aldı buradan. Orayı da bir çekelim şöyle belki oldadır. Az sonra sohbet ederiz. Onlar da kaça aldı bilmiyorum. As eskimsi ama yine hani ucuz herhalde. Kaça aldılar bilmiyorum. Bilmiyorum ben de. Asası büyük oranın. 1000 metre kare mi ne? Şu ev de fena değil. Ama buradaki oturan işenmiş. Kötüymüş hemen böyle bir şey oldu mu polis arıyormuş. Ya öyle oluyor yaşlı ya böyle. Sesi kaldıramıyor belki. Ya gıcık insan her yerde var biliyorsun. Sesi kaldıramadığından değil. Gıcıklığından ne diyorlar. Onların aldığı ev işte bu karşıdaki. İki tane de araba duruyor mavi renk. Uyumlu almışlar galiba. Evet. Evdeler mi bilmiyorum şimdi. İkraya bakalım biz de. Nasıl? İkraya doğru gidelim biz de. Evet. Bakın bahçede bir şey yok. Yaz geldi ya. Ya bak şu ev güzel saniye. O taşı değil mi? Evet. O ev vallahi çok güzel. Başka şeymiş, işletmeymiş. Bak kaç yaşındadır kadın bahçesine bakıyor böyle. Şunu da yapıyorlar yolu. Bakın. Evet. Baksana zannediyorum mis gibi ya. Evet. Tertemiz. 3 tane garajı var. 3 tane. Neyse neye satacağız bunu? Ya baksana kim bilir kaç yaşında kadın hiç yorulmuyor böyle. Ne güzel işini yapıyor. Mis gibi. Şey kurumuş yaprakları temizliyor. Evet. Yerdeki. Eyvallah çok şahane. Büyük de. Vallahi mis gibi. Arkasını uzatmışlar. Bunu var ya aldı mı tek şatısını binileceksin. Tamam. Ama kaç para isterler değil mi onu? Evet büyük çünkü. Bakımlı ya. Evet. Şimdi bu sokakta ninem günün oraya gidiyor zaten. Annem zaten buraya geldi galiba değil mi İkra'yla? Evet o eczaneye uğrayacaklardı. O zaman buraya gelmişlerdi. Arkadaşlar biz burada keselim. Bayağı uzun oldu videomuz. Sohbet falan ettik. Durumumuzu anlattık. Ne durumdayız sen diye. Eğer videomuzu beğendiyseniz bir beğenme butonuna basarsanız kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Eşimin de kanalı var. Evet Saniye Turan olarak. İsterseniz takip edebilirsiniz. Evet. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.